kirasındaki bu. Allah subhanahu ve teala. Ya eyyühellezine amenu zikrullah ey iman edenler Allah'ı zikredin. Zikran kesiran çok zikirde Allah'ı zikredin. Vesabbihuhu bukraten ve asina sabah ve akşam Allah'ı tesbih edin. Ve khassasa subhanahu emre Allah subhanahu ve teala emri has kıldı. Fiddikrihi ba'de eda il ibadeti bazı ibadetlerin edasından sonra zikredilmesini kendisini zikredilmesini has kıldı. Fe'emera bidikrihi. Yani ne demek? Hani bu üstte bir ayet-i kerimede dedi ya Allah ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesira. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin diye. Bu umumi bir emir. Değil mi? Yani her zaman, her vakitte, ne zaman olursa olsun Allah Azze ve Celle'yi zikredin diye. Bir de ne var? Bir de hususi olan bir emir var. O da ne? O da وَخَصَّسَ سُبْحَانَهُ الْاَمْرَ بِذِكْرِهِ بَعْدَ اَدَاءِ الْاِبَادَاتِ İbadetlerin edasından sonra Allah Azze ve Celle zikir yapılmasını da hususen emretmiş oldu. فَاَمَرَ بِذِكْرِهِ Kendisinin zikirilmesi emretti. بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّلَوَاتِ Namazlardan sonra kendisinin zikirilmesini emretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَوَاتُ Namazları bitirdiğiniz zaman Düzgün oku. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَوَاتَ Namazları bitirdiğiniz zaman فَذْكُرُوا اللّٰهَ Allah'ı zikredin. قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Ayakta oturarak ve yanlarınız üzere Allah'ı zikredin. وَقَالَ سُبْحَانَهُ فَاِذَا قُدْيَتِ السَّلَوَاتُ Namazları bitirdiğiniz zaman فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde yayılın. وَابْتَغُوا اُمُنْ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fadlinden umun. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki kurtuluş edersiniz. وَاَمَرَ بِذِكْرِهِ Kendisinin zikredilmesini emretti. بَعْدَ اِكْمَالِ السِّيَامِ İkmal-i siyam-ı Ramazan'a Ramazan orucunun tamamlandıktan sonra kendisini zikredilmesini emretti. Fekale subhanehu ve litukminul iddete iddeti tamamlamanız için ve litukebbirullâhe alâ mâ hedâkum Allah'a sizi hidayet edildiği üzere tekbir getirmeniz için ve leallekum teşkurûn ve umulur ki şükredenlerden olursunuz. وَأَمَرَ بِذِكْرِهِ بَعْدَ قَدَاءِ مَنَاسِكَ الْحَجِّ Hac ibadetinin yerine getirildikten sonra kendisini zikredilmesini emretti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ فَاِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Hac ibadetlerini bitirdiğiniz zaman فَذْكُرُوا اللّٰهَ Allah'ı zikredin. كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ Babalarınızın zikrettiği gibi zikredin. Av eşedde zikran. Bu hayatta daha kuvvetli zikirle Allah'ı zikredin. Ve delike bu vallahu a'lem ve Allah en iyi bilendir. Cebrun lima yahsulu fil ibadeti minen naksi vel vesavisi. İbadetlerde meydana gelen naksı ve vesveseleri cebretmek içindir. Vel iş'aril insani insanın haber veli iş'aril insani ve insana hissettirmek içindir ennehu matlubun minhu muvasalatu zikri yani zikri devamlı yapması ondan talep edilen bir şeydir bunu insan fark etmesi için insana hissettirmek içindir evet vel ibadeti muvasalatu zikri vel ibadetu zikrin devamı ve ibadetin devamı ondan nedir? Talep edilen şeydir. لِأَلَّا يَزُنَّ Ta ki zannetmesin اَنَّهُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْعِبَادَةِ O ibadeti bitirdiği zaman, ibadetten farig olduğu zaman فَقَدْ اَدَّى مَا عَلَيْهِ Yani üzerine olan şeyi eda etmiştir. Zannına kapılmasın diye Allah Azze ve Celle sürekli ondan ne yapar? Ondan zikri talep eder. Yani ibadetleri bitirdikten sonra zikri emretmiştir ki Allah ta ki bir, ibadetlerde var olan eksiklikler onunla cebrolsun. İki, insan hani ben ibadetimi yaptım, artık benim işim bitti
işte ben kulluğumu yerine getirdim diye düşünmesin. Böyle bir zanna kapılmasın diye Allah her ibadetin akabine zikri ona emretmiş. Ta ki insan bilsin ki ibadet belli vakitlerde değil. Allah Azze ve Celle sürekli bizden ibadeti, zikri, kulluğu vesaire istiyor diye. Şimdi burada bir zikirle ilgili bir giriş yapmış oldu şeyh. Bu girişte dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin iki tane emri var. Yani birincisi Allah Azze ve Celle'nin umumi bir şekilde tüm Müslümanlardan kendini zikretmelerini istemesi. Bunu en başta bir ayet-i kerime verdi. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren ketira. Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin diye. Bununla beraber bir de Kur'an'a ve sünnete baktığımız zaman Allah Azze ve Celle hemen hemen her ibadetin akabine, her ibadetin bitmesinde mutlaka kullardan zikretmelerini istemiş. Burada bize ne yapmış? Burada bize üç tane örnek vermiş. Öyle değil mi? Bunlardan bir tanesi normal namazların akabinde. Namazlarınızı bitirdiğiniz zaman Allah'ı zikredin. Bunlardan bir tanesi özel bir namaz. O da hangisi? Cuma namazının akabinde. Yani namaz bittiği zaman yeryüzünde yayılın ve Allah Azze ve Celle'nin faziletini, fazlını arayın ve Allah'ı çokça zikredin demiş. Bunlardan bir tanesi Ramazan bittiği zaman Allah Azze ve Celle'yi zikredin demiş. Bunlardan bir tanesi de hac ibadetini ifa ettiğiniz zaman nasıl ki önceden babalarınızı anıyor idiyseniz bundan sonra da Allah Azze ve Celle o şekilde veya daha fazla bir şekilde anın diye Allah Azze ve Celle emretmiş. Şimdi bunun hikmetini şeyh açıklamaya çalışmış. Yani niye böyle? Hani Allah Azze ve Celle zaten zikri umumen emretmiş. Müslümanların zikretmesi gerekir. Öyle mi? Bununla beraber Allah Azze ve Celle bir de ibadetlerin akabinde zikredilmesini kullarından istemiş. Namazın, orucun, haccın vesaire akabinde zikredilmesini istemiş. Bunun birinci sebebi, çünkü biz geçen dersimizde, bir önceki dersimizde sehiv babını işledik değil mi? Resulullah aleyhissalatü vesselam da dahil olmak üzere hepimiz insan olduğumuz için ibadetlerde unutmak, gaflete düşmek, yanılmak gibi problemlerle karşı karşıyayız. Öyle değil mi? Hatta bazen cehaletimizden kaynaklı, eksik bilgimizden kaynaklı yanlış yapma ihtimalimiz çok yüksek. Öyle mi? Ondan dolayı Allah Azze ve Celle ibadetlerin akabinde zikretmemizi istiyor. İstiğfar etmemizi istiyor. Ta ki niye? O ibadetlerin içinde tam eda edemediğimiz, hakkını veremediğimiz yerler o istiğfarla beraber cebrolsun. O istiğfarla beraber o eksiklikler ortadan kalksın diye. İkincisi, yani ikinci bir sebep, insanoğlunun genel fıtratında var olan bir şey var. O da nedir? İnsanoğlu mesela bir şey yaptığı zaman en başta her zaman söylediğimiz problemlerden bir tanesi her zaman yaptığını çok iyi yaptığına inanır. Bazen gerçekten böyle inanır. Bazen de böyle inanmak ister. Yani normalde oysa bizim bizden talep edilen şey nedir? Kur'an'da ve sünnette eksikliklerimizi kabul edip sürekli Allah'a karşı kusurlu olduğumuzu bilmek ve ne yaparsak yapalım daha Allah'ın bize vermiş olduğu bir tane nefesin veya bir tane gözün şükrünü eda edemeyeceğimiz bilincinde olup sürekli bir şekilde, mahcup bir şekilde, Allah'a karşı zelil bir şekilde, Allah'a ihtiyacı olan bir şekilde Allah Azze ve Celle'den talep etmektir. Ondan yardım istemektir. Ama insan genelde böyle değildir. Yani insan bir şeyler yaptığı zaman çok azla yetinen, çok iyisini yaptığına inanan, yaptığının artık tam olduğuna inanan bir yapıya sahip olduğu için Allah Azze ve Celle bu düşünceye kapılmasın diye insan. Yani ne yaparsan yap, en sonunda istiğfar etmen lazım. Ta ki bilesin ki ben bu işimi eksik yaptım. Mutlaka bunda eksik var. Veya ben bunu yaptım bitti. Mantığına kapılmasın diye insan. Yani ubudiyet, ibadet insan doğduğu günden öldüğü güne kadar devam eder. Ve Allah Azze ve Celle sürekli insandan bunu talep eder. İnsan böyle bir yanlış düşünceye kapılmasın diye her ibadetin akabinde Allah Azze ve Celle mutlaka ne yapmıştır? Mutlaka zikri emretmiştir. Şimdi bizim konumuz bu giriş. Bizim asıl meselemiz ne? Farz namazlar bitirildikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine baktığımız zaman Peygamberimiz farz namazların akabinde belli başlı zikirler yapmış. Öyle mi? Şimdi biz bu dersimizde neyi öğreneceğiz? Bu zikirler nasıldır? Nasıl yapılır? Peygamberimiz ne şekilde zikir yapmış? Sünnet olan nedir? Yanlış olan nedir? Vesaire. Yani şu anda farz namazların akabinde zikirlerin nasıl yapılacağına dair o bölümü okuyacağız. Evet. Meşru'u ba'de salatil faridati farz namazından sonra meşru olan zikirler yecibu en yekun ala sıfatil varidati an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan sıfat üzerine olması vaciptir. La ala sıfatı muhtesetil muhtediati bidat ve yeni olan sıfatlar üzerine değil. Elleti o sıfatlar ki yef'aluhel sufiyyetul muhtediatu bidatçı olan sufiler yaptıkları fiillerdir. Fefi sahih-i muslim, sahih-i muslimde Al-Thawbane radıyallahu anhu, Sabah radıyallahu anhu da kale, dedi ki kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem idi, izâ insarafe minessalâtihi, namazından çıktığı zaman istagfara selâsen, üç kere istiğfar ederdi. Ve kâle, öderdi ki Allahümme entesselâmu ve minkesselâmu tebârekte ya zel celâli vel ikram derdi. Ve fi sahihayni sahihinde anin Mughireti İbn Şubete radıyallahu anhu Mughire İbn Şubete radıyallahu anhu'dan şirvet edilir. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ ferâ minessalâti namazdan çıktı, namazı bitirdiği zaman kâle derdi ki La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfa'u zel ceddi minke ceddu. Ve la yenfa'u zel ceddi minke el ceddu. Ne demek bu? Yani la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. Onun gücü her şeye yeter. Ey Allah'ım, senin verdiğine engel olacak olan yoktur. La mani'a lima ateyte ve la mu'tiye lima mena'te ve seni engellediğini de verecek olan yoktur. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd. Ve güç sahiplerinin sana karşı yapabileceği hiçbir şey söz konusu değildir. Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı bitirdiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde mesela İbni Abbas diyor ki ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde namazın bittiğini tekbir sesinden anlardım. Ne demek bu? Yani cemaatle namaz bittiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam selam verdiği zaman sahabe Allahu Ekber derdi. Öyle mi? Allahu Ekber dedikleri için de dışarıda olan bir insan namazın bittiğini bu şekilde anlardı. Yani Allahu Ekber sesiyle ha tamam demek ki namaz bitmiş diye anlarlardı. Şimdi normalde bu sabit olan bir şey. İmam Bukhari ve başka hadis imamları bunu rivayet etmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını bitirdiği zaman zikir sesinin yüksekliğinden yani Allahu Ekber sesinden dışarıdaki insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazının bittiğini anlarlardı. Şimdi burada dikkat ederseniz konuya girerken Şeyh şöyle bir şey dedi. Dedi ki namazdan sonra yapılacak olan meşru zikir peygamberden varit olduğu şekilde yapılmalıdır. Yani var olan bidat ehlinin yaptığı veya tasavvuf ehlinin yaptığı şekilde olmamalıdır dedi. Niye? Çünkü bunu söylemesinin bir sebebi var. Şu an günümüzde zikir bir sünnet üzere yapılıyor bir de bidat üzere yapılıyor. Öyle mi? Lakin hatırlıyorsanız biz çok daha önce söylemiş olmamız lazım. Hiçbir bidat ehli yoktur ki mutlaka bidat ehlinin kendine bir dayanağı vardır. Öyle mi? Yani hiçbir şekilde ben bunu Allah'a ve Resulüne düşmanlık olsun diye yapıyorum diyen bir bidat taifesi mevcut değil. Kendini İslam'a nispet eden ne kadar bidat taifesi varsa mutlaka bunların bir delili var. Öyle mi? Lakin problem nerede? Ya delil olmayan şeyi delil olarak algılamışlar. Öyle mi? Ya hususi bir şeyi umumi olarak kabul etmişler. Ya açıklaması olan bir şeyi açıklaması olmadan almışlar. Ya nassın önünü veya arkasını bırakıp nassın ortasından bir yere yapışmışlar vesaire. Yani ellerindeki şey delil olsa da delilin anlaşılması noktasında yaşadıkları bazı problemlerden ötürü bidata düşmüşler, yanlışa düşmüşler. Şimdi mesela meşru olan zikir nedir? Meşru olan zikir budur. Şimdi biraz sonra göreceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazını bitirdiği zaman kendisi ve sahabesi her biri kendi başına, kendi içlerinden sünnette varit olmuş olan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara öğretmiş olduğu zikirleri yaparlardı. Öyle mi? Bidat olan zikir nedir şu anda? Bidat olan zikir,
namaz bittikten sonra cemaatten bir vatandaşın müezzinlik adı altında yüksek sesle zikirleri tekrar etmesi ve arkasından da insanların koro halinde bu zikirleri ne yapmasıdır? Tekrar etmesidir. Öyle mi? Bidat olan kısım bu. Sünnet olan kısım ise namazdan sonra her insanın kendi başına oturup sünnette varit olan zikirleri sessiz bir şekilde ne yapmasıdır? Yapmasıdır. Peki bu bidat ehli bu namazdan sonra bu şekil yaptıkları, koro halinde yaptıkları zikri nereden çıkardılar? Yani durduk yere böyle bir şey uyduramazlar. Öyle değil mi? Sonuçta onlar da Müslüman bir çevrede yaşadıkları için, İslam topraklarında ve eski ta bu işin çıkış tarihini söylüyorum, bulundukları için mutlaka bir dayanak göstermeleri lazım. Biz buna göre alışılmış zikri değiştirdik. Bundan sonra bu şekilde zikir yapacağız diye. Sebebi başta zikretmiş olduğum İbni Abbas'ın hadisi. Öyle mi? Niye? Çünkü İbni Abbas'ın hadisi iki şekilde varit olmuş. Bunlardan birincisi, ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde namazın bittiğini zikir sesinden anlardım diyor. Öyle mi? Bu umumi bir şey. Yani sanki zikir sesli yapılıyormuş gibi anlaşılabilir. Öyle mi? İkincisi ise, ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde namazın bittiğini tekbir sesinden anlardım. Tamam? Biri zikir sesinden anlardım, öbürü ise tekbir sesinden anlardım. Bidat ehli neye yapışmışlar? Bidat ehli demişler ki, bak demek ki Peygamberimizin döneminde zikir yüksek sesle yapılıyordu. Hatta o kadar yüksek sesle yapılıyordu ki dışarıdan bir insan namazın bitmiş olduğunu bununla anlıyordu demişler. Ve bu rivayete yapışıp şu an hepinizin bildiği mevcut olan koro şeklinde zikir yapmaya başlamışlar. Lakin biz tabii bu delilleri bir araya topladığımız zaman, birincisi bu delili İbni Abbas kendisi tefsir etmiş. Yani zikirden kastın ne olduğunu, zikrin sürekli ve devamlı olmadığını sadece Allahu Ekber sesiyle, yani namazın bittiğini ifade eden Allahu Ekber sesiyle namazın bittiğini anladığını ifade etmiş. Bu birincisi. İkincisi, ameli olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan böyle bir şekil zikir yaptığına dair hiçbir rivayet varit olmamış. Öyle mi? Mesela bütün sahabeler Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ne zikir yaptığını, ne zaman yaptığını, hangi lafızlarla yaptığını bize nakletmişler. Lakin bu şekil bir zikir yaptığına dair hiçbir tane rivayet ne değil, mevcut değil. Yani insanları toplayıp Peygamberimizin yüksek sesle talimat verdiği ve insanların da onu takip etmek suretiyle zikir yaptığına dair hiçbir rivayet mevcut değil. Üçüncüsü ise, sahabe döneminde bu tip olaylar vaki olduğunda sahabe buna itiraz etmiş. Öyle mi? Yani sahabe döneminde buna benzer zikir mevcut olduğunda sahabe buna itiraz etmiş. Kim buna itiraz etmiş? İbn-i Mesud buna itiraz etmiş. Öyle değil mi? Nasıl itiraz etmiş? Kufe mescidinde insanların kendi aralarında oturup önlerine bir takım taşlar koyup birinin hadi bakalım 100 kere Subhanallah deyin deyip de akabine bütün cemaatin de 100 kere Subhanallah veya La ilahe illallah şeklinde zikir yaptığını Ebu Musa el-Eş'ari kendisine haber verince, İbn-i Mesud gelip bu kavme bakmış, ne yapıyorsunuz siz demiş. Demişler ki, biz sadece hayır istiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'yi zikredip hayır elde etmek istiyoruz. İbn-i Mesud da onlara demiş ki, nice hayır talep eden insan vardır lakin hayra isabet edemez. Ne demek bu? Yani hayrı yanlış yollarla talep ettikleri için hayra isabet etmeleri mümkün değildir. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın henüz elbiseleri eskimedi. Henüz kapları kırılmadı. Ne demek bu cümlenin manası? Yani daha Resulullah yeni vefat etti. Daha henüz daha yeni aramızdan ayrıldı. Biz Resulullah'tan böyle bir şey görmedik. Ya sizler bu fiilinizle Resulullah'tan daha hayırlı bir yol üzerindesiniz veyahut da siz sapıklık kapılarını açanlarsınız. Bu kısmı ne demek? Ha, biz Resulullah'tan bunu görmediysek, siz de hayır adına bunu yapıyorsanız, o zaman bu demektir ki siz hayrı Resulullah'tan daha iyi biliyorsunuz. Sizler de Resulullah'tan daha hidayetli, daha hayırlı bir yol üzerindesiniz. Kimse böyle bir şeyi kabul eder mi? Etmez. O zaman sizin bu yaptığınız hayır değilse, o zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste zikretmiş olduğu bütün yenilikler bidattır. Bütün bidatler sapıklıktır. Bütün sapıklıklar da ateştedir. O zaman bu sınıfa giriyor. Yani ya Resulullah'tan daha hayırlı bir yol üzerindesiniz veyahut da siz sapıklık kapılarını açanlarsınız diyor İbn-i Mesud. Yani burada neyi anlatmak istedik? Sahabe döneminde bu tip olaylar vaki olduğunda sahabe bunu ikrar etmemiş,
Sahabe bunu reddetmiş, biz Resulullah'tan böyle bir şey görmedik demiş. Öyleyse İbni Abbas'ın kastetmiş olduğu koro halinde yapılan zikir değil. Sadece Allahu Ekber lafzını telaffuz edip sesi yükseltmektir. Tamam? Bu şekilde yapılan zikir, yani namaz bittiği zaman kişilerin sesini yükselterek Allahu Ekber demesinde bir beis yoktur. Ondan sonra kalan, yani birazdan okuyacağımız zikirlere gelince bunlar ise ne yapılacaktır? Sessiz bir şekilde herkes kendi nefsinde bu zikirlerini tamamlayacak. Sünnette varit olan şekli bu şekilde. İkincisi, Allahu Ekber diyelim dendi. Allahu Ekber bitti. Bu defa ne diyor? Diyor ki İmam Müslim'in sahihinde Sevban demiş ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirdiği zaman istagfara selasen. Üç kere estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Sonra Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Derdi diyor. Bunu başka sahabe de naklediyor. Başka nakleden sahabe kim? Ayşe annemiz. Öyle değil mi? Ayşe annemiz, yine İmam Müslim Ayşe annemizden rivayet ediyor. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam namazını bitirdiği zaman ancak bunu söyleyecek kadar otururdu. Bu kadar. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazını bitirdiği zaman ancak Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram diyecek kadar otururdu. Bitti. Tamam. Bu hadis-i şeriften yola çıkıp meşhur bir ihtilaf var biliyorsunuz değil mi? Farz namaz bittikten sonra tesbihat yapılıp biter. Sonra mı sünnet namaz kılınır? Yoksa tesbihattan bir iki zikir yapılır, sünnet namazı kılınır, ondan sonra mı tesbihat yapılır? Biliyorsunuz değil mi bunu? Mesela görmüşsünüzdür. Bazı insanlar özellikle mesela Hanefi mezhebine müntesip olan insanlar nasıl tesbihat yapıyorlar? Nasıl? Namazı bitiriyorlar. Allahümme entes selam ve minkes selam tebarek te ya zel celali vel ikram diyorlar. Sonra akabinde ne yapıyorlar? Sünnet namazı kılıyorlar. Sonra tesbihatın kalan kısmını tamamlıyorlar. Bazı insanlar da öyle yapmıyorlar. Namazlarını bitiriyorlar. Tesbihatlarını bitiriyorlar. Tesbihatlarını yapıyorlar. Akabine sünnet namaz kılıyorlar. Öyle mi? Bunlardan hangisi racih olan? Tesbihatı bitirdikten sonra sünnet namaz kılmak racih olan. Öyle mi? Tesbihatı bitirdikten sonra sünnet namaz kılmak vacip olan. Niye? Eftal olan, estağfurullah. Tesbihatı bitirdikten sonra sünnet namaz kılmak eftal olan. Sünnet olan bu. Sebep? Çünkü bu zikretmiş olduğumuz hadis yanlış anlaşılmış. Ayşe annemiz diyor ya, Peygamberimiz namazını bitirdiği zaman sadece Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram diyecek kadar otururdu. Diyor ya, bazı alimler demişler ki bunun manası şudur. Yani Peygamberimiz bu kelimeyi söyleyecek kadar otururdu. Ondan sonra kalkar sünnet namazını kılardı. Ondan sonra kalan zikirlerine devam ederdi. Öyle mi? Peki bunu böyle tefsir etmek yerine şöyle tefsir etmiş olsalar bütün bu konudaki hadislerin arasını toplamış olmazlar mı? Peygamberimiz namazını bitirdiği zaman kıbleye yönelik durduğu sadece Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram diyecek kadar yüzü kıbleye dönük otururdu. Sonra döner cemaate dönük otururdu. Tesbihatını bu şekilde bitirirdi. Ondan sonra sünnet namazını kılardı. Öyle mi? Bu şekil tefsir yapılırsa bütün hadislerin arası ne yapılır? Bütün hadislerin arası toplanır. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam namazlarını bitirdikten sonra farz namazları yüzünü cemaate döner otururdu. Öyle mi? İki, biz biliyoruz ki Resulullah sünnet namazlarını nerede kılardı? Evde kılardı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Farz namazdan sonra en faziletli namaz kişinin evinde kılmış olduğu namazdır. Öyle mi? Farz namazlardan sonra en faziletli namaz kişinin evinde kılmış olduğu namazdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnet namazlarını ne yapardı? Gider evinde kılardı. Bir, dedik yüzünü cemaate dönerdi. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnet namazlarını mescitte değil, gider evinde kılardı. Üçüncüsü ise bu şekil Peygamberimizden naklolunmamış. Yani böyle bir şey olmuş olsaydı, hani Peygamberimizin namazı bitirdikten sonra zikrin bir kısmını yapıp
kalkıp tekrardan namaz kılıp tekrardan oturup zikrini tamamlama gibi bir durumu olsaydı bize zikrin lafzını, şeklini nakleden sahabe elbette bunu da naklederdi. Öyle mi? Öyle. Öyleyse bu hadisi nasıl tefsir edeceğiz? İmam Ayşe annemizin radıyallahu anha rivayet etmiş olduğu bu hadisi Peygamberimiz namazını bitirdiği zaman sadece Allahümme ente selam ve minke selam diyecek kadar otururdu'dan kasıt yani yüzü kıbleye dönük bir şekilde ancak bu kadar otururdu. Daha sonra yüzünü ne yapardı? Daha sonra yüzünü şeye çevirirdi. Sahabeye çevirirdi ve bu şekilde zikrini tamamlardı. Sonra da evine gittikten sonra sünnet namazını burada ifa ederdi. Tamam. O zaman sünnet olan nedir? Bir, namaz bittikten sonra Allahu Ekber deyip sesi yükseltmek. İki, imamın oturduğu yerde yüzünü cemaate dönmeden Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Allahümme ente selam ve minke selam Tebarekte ya zel celali vel ikram diyecek kadar oturması. Sonra yüzünü kime dönmesi? Cemaate dönmesi ve yüzünü cemaate döndükten sonra da Peygamberimizden iki şekilde rivayet olunmuş aleyhissalatü vesselam. Bazen sağ tarafa doğru, bazen sol tarafa doğru dönerdi Peygamberimiz. Yani tam düz değil. Bazen biraz böyle hafif sola doğru eğimli, bazen sağa doğru eğimli dönmek. Sonra kalan zikirleri ne yapmak? Kalan zikirleri tamamına erdirmek. Kalan zikirler nedir? Kalan zikirler sahabeden namazların akabine yapılması emredilmiş olan veyahut da Peygamberimizin yaptığı zikirlerdir. Bunların bir sıralaması var mıdır? Bazı alimler bunlara bir sıralama getirse de bu kitapta da gelecek zaten. Bir sıralama konmuş. Böyle bir sıralama söz konusu değil. Öyle mi? Yani Peygamberimiz belli bir sırayı gözeterek insanlara zikir öğretmemiş. Sünnete varit olanları istediğimizi istediğimiz yerde ne yapabiliriz? Yapabiliriz ancak yeri belirtilmiş olanlar müstesna. Çünkü yeri belirtilmiş olanları sünnet olan tam yerli yerinde yapmaktır. Öyle değil mi? Yani mesela diyelim ki adam ben namazımı bitirdim. Bütün tesbihatımı yapacağım ondan sonra Allahu Ekber diyeceğim dese olur mu? Olmaz. Çünkü sünnete uymak istiyorsa Allahu Ekber'in yeri belirtilmiş. Öyle mi? Veya ben namazı bitireceğim, sünnetleri de bitireceğim. Ondan sonra Allahümme ente selam ve minke selamı en sona söyleyeceğim dese olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü bunun yeri belirtilmiş. Peygamberimiz namazda selam verdikten sonra 3 kere istiğfar eder. Sonra bu zikri yapardı. Tamam. Yeri belirtilmiş olanları yerinde yapacağız. Kalanların bir sıralaması söz konusu değildir. Dileyen dilediğini dilediği yerde yapabilir. Evet. Devam edelim. İkinci bir zikir daha verdi. Bunu akabine ne diyebiliriz? Allah Azze ve Celle'nin işte uluhiyetine, gücüne, kudretine hiçbir şeyin onun önünde daha güçlü olmadığını ifade eden bir zikir daha verdi. Bunu da aynı zamanda ne yapabiliriz? Bunu da aynı zamanda yapabiliriz. Evet. Rabbi sahih-i Müslim sahihinde an Abdillahi İbni Zübeyri radiyallahu anhuma Abdullah İbni Zübeyri'den anne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme makul ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yuhallidû tahlil getirirdi dubura kulli salatin her namazın akabinde heyne yusellimu selam verdiği zaman bihâ ulâin kelimâti bu kelimelerle La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir la havle ve la kuvvete illa billah la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyahu lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasenu la ilahe illallah muhlisine lehul din وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Ne demek bunun manası? Yani Allah'tan başka ibadeti hak eden yoktur, onun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd onundur, onun gücü her şeye yeter. Onun dışında hiçbir hareket ve hiçbir kuvvet söz konusu değildir. Yani her şey ancak Allah'ın izniyledir. Allah'tan başkasına ibadet etmeyiz. Nimet Allah'ındır, fazilet onundur, güzel övgüler onundur. Ondan başka ilah yoktur. Biz dini ona halis kılarız. Yani ona ihlas üzere ibadet ederiz. Velev kafirler bunu kerih görse de, kafirlerin hoşuna gitmese de biz bunu bu şekilde yaparız. Bu da nedir? Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazlardan sonra, farz namazlardan sonra yapmış olduğu zikirlerdendir. Evet. Ve fî sünneni sünnenlerde min hadîti Ebi Zerrin radıyallahu anhu Ebu Zerrin hadisinden anne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme
Kale, muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Men kale fi duburi salatil fecri, kim sabah namazının akabinde derse, ve huve tani ricileyhi, o iki ayaklarının üzerindeyken, kabla en yetekelleme, konuşmadan önce şöyle derse, la ilahe illallahu, Allah'tan başka ilah yoktur, vahdehu la şerike leh, o bir ve onun ortağı yoktur, lehul mulku, mülk onadır, ve lehul hamdu, ve hamd onadır, yuhyi, yaşatır, ve yumitu, ve öldürür, ve hu ala kulli şeyin kadir, o her şeye gücü yetendir. Aşra merratin, 10 kere kutibe lehu aşru hasenatin, ona onun için 10 tane iyilik yazılır. Ve muhiyet, silinir anhu, ondan silinir. Aşru seyyiatin, 10 tane kötülük ondan silinir. Ve rufiye lehu aşru derecatin, onun 10 derecesi yükseltilir. Ve kâne yavmehu dâlike kullahu, onun gününün hepsi bu şekildedir. Fi herzin min kulli mekruhin. Bütün mekruh olan, hoşlanılmayan şeylerden korumadadır. Ve hurise mineşşeytani, ve şeytandan korunur. Ve len yenbeği iden bin en yudrikehu fi zâlikel yevmi. İlle şirke billah. Yani şirk dışında hiçbir günahın onu idrak etmesi bugün de mümkün değildir. Yani ne günah olursa olsun Allah affeder. Eğer bunu söylemişse hem o günahlardan korunur veya günah işlemişse o günah ondan affedilir. Ancak illa şirke billah. Şirk zaten şirkten tövbe etmediği müddetçe bir insan ne olmaz? Allah Azze ve Celle onu affetmez. Yani diğer bütün günahların insan bazen farkında olmadan da yapmış olduğu başka güzellikler yaptığı bazı kötülükleri örtebilir. Öyle mi? Mesela Allah Azze ve Celle diyelim ki bazen insan öyle bir samimi bir şekilde dua istiğfar eder ki Allah'a, hiç unuttuğu aklında bile olmayan günahlarını bile Allah Azze ve Celle ne yapar? Affeder. Lakin müşrik şirkinden tövbe etmediği müddetçe yapmış olduğu duanın, yapmış olduğu istiğfarın, yapmış olduğu tövbenin hiçbir ehemmiyeti söz konusu değildir. Bu da ne? Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu zikirlerden bir tanesi. Burada tabii hafif sünemiyorum. Ha, bu yalnız bu şey namazına ait ha. Bu sabah namazına ait bir zikir. Tamam? Şimdi onu söyleyeceğim oradaki farkı. Bir de bak burada bir tane daha var. Ve varada enne hadihi tehlilatil aşr. Bu 10 tane la ilahe illallah vahdehu la şerike leh tukalu denilir ba'de salatil magribi. Akşam namazından sonra eydan aynı şekilde. Fi hadisi Ümmü Seleme inde Ahmet. Ümmü Seleme'nin, İmam Ahmet'in Ümmü Seleme'den rivayet ettiği hadiste. Ve hadisi Ebi Eyyub el-Ensari fi Sahih-i İbn-i Hibban. Ve aynı şekilde akşam namazından sonra söyleneceğine dair İbn-i Hibban'da da bir rivayet var. Şimdi mesela diyelim ki La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Veyahut da yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Şimdi bu normalde bir sabah namazından sonra yapılan zikirlerde 100 tane bunun yeri var. Öyle mi? Bak bu ayrı. Yani biz hani biliyoruz ki sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar İslam'da var olan sabah zikirleri demiş olduğumuz bir zikir şekli var. Öyle mi? Bu zikirde 100 kere söylenir bu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Bunun sonuna kadar 100 kere söylenir. Ve aynı şey orada da geçer. Yani kim bunu söylerse işte onun 100 tane günaha silinir, 100 tane sevap yazdırır, işte derecesi yükseltilir, şeytandan koruma altına alınır vesaire. Aynı fazilet onun içinde var. Şimdi biri dese ki ben bunu yaptım, bu bunun yerine geçti. Yani yüzlüğü yaptım, onluğun yerine geçti. Olur mu bu? Olmaz. İkisi ayrı ayrı şeyler. Öyle mi? Yani eğer zikir, şimdi bir umumi zikirler var. Mesela her insan günün dilediği vaktinde, dilediği şekilde bu zikirle Allah'ı zikredebilir. Öyle mi? Ve ecrini de alır. Yani mesela şu anda ben oturuyorum, bu hadiste geçen vakitlerden biri değil. Ders okurken bunu zikrediyoruz, öyle mi? Bunun ecri neyse Allah katında, bunun ecri bana yazılır, öyle mi? Ama ben burada zikredilen bu özel ecri almak istiyorsam, yani 10 tane derecem kalkacak, 10 tane günahım silinecek, şeytandan koruma altına alacağım, bunu şeriatın belirlemiş olduğu yerde yapmam lazım. Tamam? Özel faziletleri olan zikirler tayin edildiği yerlerde yapılırlar. Ancak tayin edildikleri yerlerde yapıldıkları zaman
o özel onun için zikredilen fazilet elde edilebilir. Yani şu anda biri 10 kere bu zikri söylese burada zikredileni alır mı? Allahu alem, ama mutlaka alacak diye bir kaide yok. Yani şu anda biri otursa, kenara çekilse, burada zikredilen 10 kere bu zikri yapsa buradaki ecri alacak diye bir kaide yok. Ama yerinde yaparsa inşallah alacaktır. Öyle mi? Ha burada yaptığı zaman artık burada Allah katında ecrini olarak belirlenmişse bu zikrin, onun ecrini alır sadece. Tamam? Onun için zikirlerde özellikle tayin edilmiş olan, yani özel yeri olan zikirlere devam etmek, bunlara dikkat etmenin fazileti diğer zikirlerden çok çok daha büyük. Neden? Hem bunların özel bir ecri var, bu bir. Hem bunları yapmakla zikirle beraber ayrıyeten sünnete muvafakat etmek var, bu iki. Hem de insanın hayatına kılmış olduğu devamlı amel. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye en sevimli olan amel hangisidir? Devamlı olan ameldir. Öyle değil mi? Yani az dahi olsa devamlı olan amel Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden ameldir. Hani bir gün yap, bir gün yapma değil de az da olsa insanın hayatına sürekli kılmış olduğu ve sürekli yaptığı ibadetlerdir. Ve bu ibadetlerin en büyük fazileti nedir? İnsan hastalansa bile, yolculuğa çıksa bile o zikirlerini yapmasa, eğer sürekli yapıyorsa sanki yapıyormuş gibi ona ecir yazılır. Öyle değil mi? Demiştik hadiste Peygamberimiz ne diyor? Kul hastalandığında veya sefere çıktığında normal zamanda yapmış olduğu ibadetlerin ecri aynı şekilde ona ne yapar? Yazılır. Lakin hangi ibadetler bunlar? Kulun üzerinde devamlı olduğu, kulun sürekli yapmış olduğu ibadetler. Demek ki o zaman bizler kul olaraktan hangi zikirlere daha fazla önem vermeliyiz? Özel zamanlarda, özel vakitlere tayin edilmiş olan zikirler. Sebebi ne? Dedik bir, bunların özel bir ecri var. İki, bunlar sünnete aynı zamanda muvafakat etmektir. Üç, bunlar insanın hayatında devamlı olan ameller kılmasıdır. Tamam? Ama normal kim hangi vakitte bu zikri yaparsa gene mutlaka ecrini alacaktır. Allah katında belirtilmiş olan ecri neyse onu alacaktır. Evet. وَيُقَالُوا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ عَيْدًا Aynı şekilde akşam ve sabah namazından sonra denilir. Rabbi ecirni minenler. Rabbim beni ateşten koru. Sabah merratin 7 kere. لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَابُودَ وَالنَّسَائِيُّ وَاِبْنُ مَاجَ وَغَيْرُهُمْ Ve İmam Ahmet, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace ve onun dışındakilerden varit olduğundan dolayı bunu 7 kere söylenir. Şimdi bir de burada ne var o zaman? Bir de burada akşam namazının ve sabah namazının akabinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan varit olmuş olan bir zikir daha var. O da ne? Tabii bunu bazı alimler zayıf kabul etmiş. Onu söyleyelim. Yani bazı alimler bunun senedindeki bir problemden ötürü bu zikir şeklinin zayıf olduğunu belirtmişler. Lakin bazıları da hayır, bu sahihtir ve bununla amel edilebilir demişler. Sabahla akşam namazın akabinde 7 defa belirtilmiş olan Rabbi ecirni minennar, Allahümme veyahut da ecirni minennar, ey Allah'ım beni ateşten koru diyerekten ne yapılabilir? Zikir yapılabilir. Evet. ثُمَّ يُسَبِّحُ اللّٰهَ Sonra Allah tesbih edilir. بَعْدَ كُلِّ سَلَاتٍ سَلَاتًا وَسَلَاتِينَ Her namazdan sonra 33 kere Allah tesbih edilir. وَيَحْمَدُهُ سَلَاتًا وَسَلَاتِينَ 33 kere hamd edilir. وَيُكَبِّرْهُ سَلَاتًا وَسَلَاتِينَ 33 kere ve 33 kere tekbir edilir. وَيُقَالُ وَدَنِلِرْ تَمَامًا مِئَةً وَيَقُولُ تَمَامَ الْمِئَةِ Yüzen tamamında, yani yüze tamamladığında 99'dan sonra der ki لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Allah'tan başka ilah yoktur. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ O bir ve ortağı olmayandır. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ Mülk ve hamd onadır. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ O her şey gücü yetendir denilir. لِمَا رَوَى مُسْلِمُ Müslüm rivayet edildiğinden dolayı اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme قال محقق رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله كما الله تسبيح ederse في دبر كل صلاه 33 her namazın akabinde 3 kere Allah 33 kere Allah tesbih ederse ve hamid Allah 33 ve Allah'a 33 kere hamd ederse ve kebber Allah 33 ve Allah'a 33 kere tekbir ederse فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ Ve bu 99 olursa yok.
ve kebasadun fetilke tis'atun ve tis'une. Bu 99 tanedir. Sümme kâle temâmel mi'eti. Sonra yüze tamamlarken la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse gufret lehu hatayahu. Onun hataları affedilir. Ve inkânet misle zebedil bahri velev denizlerin köpüğü kadar olmuş olsa da ne yapılır? Onun günahları af edilir. Evet. Sümme yekra'u ayetel kürsiyyi. Sonra ayetin kürsü okunur. Tamam, burada duralım inşallah. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bu namazdan sonra mesela bize irşad etmiş olduğu bir zikir çeşidi de nedir? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allahu Ekber dedikten sonra 99, öyle mi? Yüzüncüde de la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve Peygamberimiz diyor kim bunu namazlarının akabinde söylerse ne olur? Onun günahları denizin köpüğü kadar olsa bile Allah azze ve celle onun günahlarını affeder diye. Yani böyle faziletli olan bir zikir ve Müslümanın özellikle dikkat edip bırakmaması gereken zikirlerden bir tanesi. Lakin farklı rivayetlerde bu sayı farklı şekilde varit olmuş. Mesela örneğin bir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kim 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber derse. Ne olmuş oldu şimdi? 100, değil mi? Yani Allahu Ekber değişti. Allahu Ekber 34 kere oldu ve bunu yapan zarara uğramaz diyor. Yani bütün günahları affolur değil de bunu yapan ne yapmaz? Zarara uğramaz diyor. Başka bir rivayette 10, 10, 10 diyor. Tamam? Başka bir hadiste 11, 11, 11 diyor. Tamam? Başka bir hadiste 25, 25, 25, son 25 tane de ne? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Anlaşıldı mı? Yani bu mesela namazın akabine yapılan zikirler farklı farklı rivayetlerde gelmiş. En yaygın olan, en meşhur olan, genelin üzerine amel ettiği hangisi? Kitapta var olan, değil mi? 33, 33, 33. Sonunda la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ama bununla beraber sahih olan rivayetlerde 33, 33, 34 var. Öyle mi? 10, 10, 10 var. 11, 11, 11 var. 25, 25, 25. Son 25 tane la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Şimdi bazı alimler burada manayen rivayet olduğunu, ravilerin bazısının hata yaptığını, ondan dolayı asıl olanın kitapta zikredilen olduğunu söylemişler. Yani asıl olan budur. Namazdan sonra var olan zikir budur. Lakin şeyler bunu karıştırmışlar. Bazı raviler bunu karıştırmışlar veya manayla rivayet etmişler vesaire demişler ve diğer rivayetleri bir kenara bırakmışlar. Hayır demişler. Herkes 33, 33, 33 yapacak. Yüzüncüye de ne diyecek? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh vesaire ila ahirihi zikrini yapacak demişler. Lakin bu isabetli olan bir görüş değil. Neden dolayı isabetli olan bir görüş değil? Çünkü sünnette bir şey farklı farklı rivayetlerde varit olmuşsa hepsiyle amel etmek daha fazla ecir almayı gerektirir. Öyle değil mi? Hangi rivayetler mesela arası cem edilir? Birbirine zıt gibi görünen rivayetlerin arası cem edilir. Öyle mi? Burada bir zıtlık yok. Çünkü zikir, birçok zikir birçok yerde sayısı değişmiş. Öyle mi? Birçok zikrin yeri mesela işte bakın la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Sabah namazının akabinde 10 kere yapıyorsun. Lakin sabah namazını kılıp bitirdikten sonra güneş doğana kadar yapılan zikirde 100 kere yapıyorsun. Öyle değil mi? Aynı zikir, aynı lafızlar. Lakin Allah azze ve celle birine 10, birine 100 kılmış. Onun için bunlar işte aynı rivayetlerdir. Bunları tefsir etmeye çalışmak yerine hayır hepsi varit olmuştur. Çünkü mesela adam tembeldir örneğin. 33 kere yapamıyordur. Bari 10 kere yapsın. Bu faziletten ne olmasın? Bu faziletten mahrum olmasın. Veyahut da adam mesela 2-3 tanesini beraber yapabilecek seviyede ibadette canlıdır. İbadette kuvvetlidir. Çoğunu yapıp birçoğundan ne yapabilir? Ecir alabilir. Ondan dolayı bu şekil yani hepsi sünnete varit olan şekillerdir. Dileyen dilediğini ne yapabilir? Dileyen dilediğini yapabilir. Ama en yaygın olan ve üzerinde amel olan hangisidir? Üzerinde amel olan kitapta zikredilen 33, 33, 33, 100. de
La ilahe illallah vahdehu la şerike leh demektir. Tamam? Evet. Sümme yekra'u ayetel kursiyi, sonra ayetel kursi okunur. Ve kul huvallahu ahad, ve kul e'udu bi rabbil felak, ve kul e'udu bi rabbil nas okunur. Lima ravahun nisa'iyyi, nesa'iyyu, lima ravahun nesa'iyyu ve tebaraniyyu an Ebi Umamete, Umamete radıyallahu anhu. Ebi Umamete'den rivayet ettiklerinden dolayı kâle dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki. Tamam, burada duralım. Şurada Ayetel Kursi bölümünde burada duralım inşallah. Buradan bir dahaki dersimize devam ederiz. Tamam. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.